siz yakacaksınız. Allah'ım, bu duman ne? Herkes nerede? Kızlar uyuyor musunuz daha? Sultanım. Ortalık yıkıldı, sen daha uyuyorsun. Öyle durma Süver Sultanımıza. Bu niye yanıyor daha? Duman çökmüş her tarafa. Kokusu da ağır. Derhal götür at bunu. Sen de kapıyı bacayı aç. Odayı havalandırın iyice. Çabuk olun. Kimsin sen hatun? Neden buradasın? Sultanım. Vazifemi yaptım ben. Vazifen beni öldürmek öyle değil mi? İstediğin bu. Canımı almak için buradasın. Paşa sultanım ne haddi? Defol çık git buradan. Siz biraz istirahat edin. Ben hemen hekim çağırayım. Sümbülah aramızdaki hain o. Yetişmeseydin beni öldürecekti. Nasıl olur sultanım? Ben şahidim. Kendi gözlerimle gördüm. Sizi kurtarmaya çalışıyor. Ne malum? Ne malum sen geldin diye öyle yapmadı? İhtimal vermem sultanım. Niyeti öyle olsa çoktan yapmaz mıydı? Böylesi daha iyi oldu Hatice. Saliha Hatun bugün değilse yarın başına bela olacaktı. Zaten bu büyü meselesi beni ziyadesiyle huzursuz ediyor. Lafının edilmesi bile büyük günah. Biz bundan sonra ne yapacağımıza karar verelim artık. Altınların yerini gösterdim sana. Hürrem'in etrafında kim varsa satın almamız lazım. Mühim olan hünkârımızın etrafındakiler Hatice. Onların bize hizmet etmesini sağlamalıyız. Bilhassa kapı ağası Şahin'in. Yalancı şahitlik ettiğine göre Hürrem'in has adamlarından biri o da. Sen onu bana bırak. Çok iyi şehzadem. Üç. Destur! Sultan Süleyman'ın Hazretleri! Nasıl efendi? Hünkârım. Nasıl, şehzadelerin matrağın hakkını veriyorlar mı? Şehzadelerimiz hayli kuvvetliler hünkârım. Kabiliyetliler. Daha iyi olacaklar inşallah. İlk oyunda ben mağlup ettim hünkârım. Tek bir darbe almadım. Vursa bile çok zayıf. Tesir etmiyor. Selim. Canını yakmak istemiyorum. Yoksa bilirim ben sana yapacağımı. Eminim öldür. Ayazıt.
Sana kaç defa söyledim, abine hürmette kusur etme. Bağışlayın beni hünkârım. Sadece latife ediyordum. Nasıl efendi? Nicedir seninle matrak yapmadık. Şeref duyarım hünkârım. Validem hayırdır? Niye bu hazırlık? Mirrima dairemde Kur'an-ı Kerim okutacağım. Dua edilecek. Sen de benim yanımda ol. Elbette olurum. Esman Zelika. Nasıl arzu edersen sultan. Validem, böyle aniden nereden icap etti? Hususi bir sebebi yok. İçimiz ferahlasın, hanemize huzur gelsin istedim. Sultanım, size bahsettiğim Hafize Zelika Hatun geldi. Tamam, gelsin. Thank you.
İyi misin? Ben iyiyim de hünkârımız değil anlaşılan. Yasin vel Kur'anil Hakim inneke leminel murselin ala siratim mustakim tenzilel azizir rahim لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فهم مقمحون. Emredin sultanım. Beni görmek istemişsiniz. Emirleri bizden almadığın belli Şahina. Oysa ki diğer kullarımız gibi senin de asıl vazifen bizi korumak ve bize hizmet etmek, öyle değil mi? Elbette sultanım. Affınıza sığınıyorum. Bilmeden bir kusur mu ettim? Bilmeden. Öyle mi? Beni bir hanedan mensubunu öldürüseye dövüp ormana attılar. Sen de buna mani olmak yerine göz yumdun. Hatta bizzat iştirak ettin. Nefesinize sağlık Zeliha Hatun. Yüce Rabbim sizi ve evlatlarınızı korusun sultanım. Amin. Amin. Sultanım. Hayırdır Şahina, senin burada ne işin var? Arz etmem gereken bir husus var sultanım. Az evvel Şah Sultanımız. Fariye Hatun, sen hamama hazırla. Siz de dışarıda bekleyin. Emredersiniz sultanım. Devam edin. Şah Sultanımızın sarayından geliyorum sultanım. Zira kendileri çağırdılar beni. Hatice Sultanımız da oradaydılar. İnşallah konuşup bir çuval inciri berbat etmemişsindir. Haşa sultanım. Ser veririm. Lakin sırlarınızı aşikar etmem. Anlaşma teklif ettiler. Kendi rızamla hünkârımızdan azlemi istememi buyurdular. Karşılığında deve kül altın verecekler. Sen ne cevap verdin? Düşünmek için mühlet istedim sultanım. Yarın sabah karar vermem icap ediyor. Hayır dersem olacaklar malum. Ocağınıza düştüm sultanım. Bana yardım edin. Korkma Şahina. Bir kapa ağasını öldürmeye göze alamazlar. Zaten bu yüzden anlaşma teklif edilmiş. Şahina, vazifene devam edeceksin. Hatice Sultanımız hayl öfkeli. Şah Sultanımız mani olmasa elleriyle boğar beni. Şahina, vazifen hayli mühim. Azlini sağlayıp kendi adamlarını koyacaklar belli ki. Buna müsaade etmem. Aksi halde saraya ele geçirirler. Hüsnü Paşa. Vali Bey. Ne vakit görsem saraydasın. Anlaşılan Diyarbakır eyaletine dönmeye niyetin yok. Mühim vazifelerim var Bali Bey. Malum İbrahim Paşa'nın altınları hala bulunamadı. Tahkikat devam ediyor. Bakıyorum durmadan tahkikat halindesin. Geçen gün benim odamı da arıyordun herhalde. Aramaya ne hacet? Yoksa sakladığınız bir şey mi var? Beni herkes bilir paşa. Benim kimseden saklayacak, gizleyecek bir şeyim yok. Sen rahat ol.
Sahip Giray Han'ın kızı Aybike Hatun'u ne çabuk unuttun Malkoçoğlu. Şehzade Mustafa az daha kelleni alıyordu. Bana bak paşa. O bir tuzaktı. Şehzademiz de hünkârımız da benim masum olduğuma inandılar. Öyle ki hala buradayım. Ve hünkârımızın en yakınında. Sana yemin ediyorum böyle bir tuzağa bir daha düşmem. Her kim buna cesaret ederse canını kendi ellerimle alırım. Ona ne şüphe. Sen yine de dikkatli ol. Maziden ders almak icap eder. Al Koçoğlu. Mirva, bu çok güzel bir haber. Demek ki boşuna kızmışsın Bali Bey'e. Sessiz ol. Sonra ne dedi peki? Mektupta ne yazdığını sormuştur herhalde. Hayır. Bunu konuşmadık. Sadece bana gelen mektubu istedi. Ben de ona mektup verdim. Sahi. Bir de o mektup meselesi var. Kim yazdı acaba? Ben de bunu merak ediyorum. Ne? Benim yazdığımı mı düşünüyorsun? Sana inanamıyorum. Nasıl aklına gelir bu? Senden başka bilen kimse yok çünkü. O gündesi birlikte gördüm. Üstüne de mektup hatisi olunca aklıma başka bir şey gelmedi. Benden bile kıskandığına göre Ateş Bacayı iyice sarmış. O ne düşünüyor acaba? Belki de istemiyor. Aslına bakarsan iyi oldu bu. Mektup meselesi yani. Böylece Bali Bey de sana karşı kayıtsız olmadığını gösterdi. Keşke senin kadar emin olabilse. Hiç şüphen olmasın. Kimse reddedemez seni. Ben asıl şu mektubu kimin yazdığını merak ediyorum. Aranızı bozmaya çalıştığına göre Bali Bey'in bir rakibi var. Aslında aklıma gelmedi değil ama bu kim olabilir ki? Herkes olabilir. Zira sen bir cihan padişahının yegane kızısın. Sultanım. Beni emretmişsiniz. İşittiğime göre Mahidevran Sultan'a bir mektup göndermişsin. Haberimizin olmayacağını mı sandın hatun? Vaziyetim hakkında kendilerine malumat vermek istedim sultanım. Mahidevran yok artık hatun. Onu da Manisa'yı da unutacaksın. Zira kendisinin de isteği bu. Ona karşı hiçbir mesuliyetin yok. Yalnızca bana hizmet edeceksin. Anlaşıldı mı? Sultanım ben... Anlaşıldı mı dedim? Siz nasıl arzu ederseniz sultanım. Âlâ. Şimdi gelelim esas meseleye. Kapı ağası Şahin Ağa'yla konuştum. Fakat söylediklerimin bir kulağından girip diğerinden çıktığına eminim. Hürrem Sultan'ın yanına geldi bugün. Bir hayli telaşlıydı. Hürrem Sultan çıkmamı isteyince ne konuştuklarını dinleyemedim. Sultanım, haklıymışsınız. Belli ki Şahin Ağa size itaat etmek yerine ihaneti seçti. Malumun ilanı Mercan. Yarın sabahı göremeyecek nasılsa. Bu gece işi bitecek hatun. Sakın bir hata yapayım de. Emredersiniz sultanım. Cafer Ağa sana yardım edecek. Şimdi çekilebilirsin. Sen anlatırsın. Gel benimle. Gülfem. Sultanım. Onun burada ne işi var? Ben çağırdım. Ne oldu ki? Haberiniz yok mu? Hürrem dün gece delirmiş. Neredeyse kendini yakıyormuş.
son anda Fahriye yetişip kurtarmış. Emin misin buna? Ne kadar doğru bilmiyorum. Cariyeler laflarken işittim. Büyü hali tesir etmiş. Hürrem dairesinden çıkmıyor hiç. Sabah da Kur'an-ı Kerim okutmuş zaten. Mercan Ağa. Bu Fahriye Hatun başımıza bela olacak anlaşılan. Saatiniz nasıl sultanım? Gerçi haberlerinizi alıyorum her daim. Allah Yahya Efendi'nin razı olsun. Kendisinin tavsiye ve dualarıyla daha iyi olacağım inşallah. Sen altınlardan haber ver paşa. Hala bulamadın mı? Asif Sultan. Hiçbir iz yok. Ancak o parayı bulunan tek yolu var. Hatice Sultan. Mutlaka nerede olduğunu biliyordur. Şah Sultan? Haberi vardır elbet. Lütfü Paşa da bu işin içinde olabilir. Doğru. Hatice Sultan tek başına cesaret edemez. Dua edelim de öyle olsun. Zira alenen hazineden para çalmaktır bu. Derhal sürgün edilirler. Lütfü Paşa'nın da kellesi gider. O halde gözlerin üzerlerinde olsun. Bir taşla üç kuş vurabiliriz. Sultanım. Vali Bey. Ben mektupla alakalı bir şey öğrenip öğrenmediğinizi merak etmiştim. Tetkik ediyorum sultanım. Lakin kimin yaptığı meçhul hala. Böyle bir yol seçtiğine göre hayli cüretkar biri olmalı. Haklısın sultanım. Bu yüzden odama gelmeniz münasip değil. Haklısınız. Bunu düşünemedim. Benim yüzümden başınızın belaya girmesini istemem. Mektupta ne yazdığını merak etmiyor musunuz Vali Bey? Tahmin edebiliyorum sultanım. O halde cevabınızı bekliyorum. İşiniz bittiyse oyalanmayın daha fazla. Sultanım. Sultanım başka bir emriniz yoksa ben... Çekilebilirsin. Bekle. Siz çıkın. Çıkın. Dün gece iyi değildim. Ne söyledim, ne yaptım bilmiyorum. Oysa sen beni bir kez daha kurtardın. Dile benden ne dilersen. Sultanım, bana güvenmenizden başka hiçbir isteğim yok. Sana itimadım tam. Yoksa neden yanımda tutayım? Neyse. Odana mı gidiyorsun? Evet sultanım. Hayırlı geceler. Hayırlı geceler. Gülsüm. Bana Sümbül ayı bul. Boğdan meselesi mühim hünkârım. Petrurareş haddini iyice aştı.
haracını ödemediği bir yana Leysan'a karşı tehditleri olmuş. Eceli nasıl olmuş belli ki? Vaka cüretini Ferdinand ve Şerken'den alıyor. Bu hatası hayatına mal olacak. Bu Rareş denen meluna son kez ihtarda bulunur. Ya haracını öder, kulluğunu gösterir. Ya da bizzat gider, haracımı alırım kellesiyle birlikte. Yarın bir çavuş yollarım hünkârım. Âlâ. Hünkârım, başka bir arzunuz var mı? Yok, çekilebilirsin Şahin'e. Hünkârım. Gel Ayas Paşa. Teke Sancak Bey İskender'den bir mektup ulaştı elime hünkârım. Hayli mühim bir meseleden bahsetmiş. Şahin abi. Hayırdır inşallah? Hürrem Sultanımızın bir emri mi var yoksa? Sizinle görüşmek istediler abi. Tamam. Ben daha sonra uğrarım sultanımızın yanına. Ağam, derhal gelmenizi istediler. İyi madem. Nedir bu mühim mesele paşa? Ramazanoğlu Piri Paşa'nın Tahmasp ve Memluk emirleriyle işbirliği içinde olduğunu yazmış. Aldı son malumata göre isyan hazırlığındaymış. Bunlar ağır ithamlar. İspatı var mıymış? Bazı yazışmalara şahit olmuş. Tetkik etmeye devam ettiğini bildirdi. Bağışlayın hünkârım. Fakat ben buna ihtimal vermem. Zira Piri Paşa size ve yüce devletimize sadık bir beydir. Malumunuz odur ki Baba Zinnun, Veli Halife Domuzoğlan ve Yenice Bey gibi Safevi taraftarlarının isyanlarının bastırılmasında büyük hizmetleri olmuştur. Doğru söylersin Lütfü Paşa. Ben de onu sadık bir kul olarak görüp Kubat ve diğer kardeşlerini Rum elinde oturttum. Ve Piri Paşa'nın o bölgede mutlak hakimiyet kurmasını sağladım. Lakin tarihimizde himayemiz altındaki pek çok bey müstakil saltanat heveslerinden de vazgeçememişlerdir. Gel. Hünkârım. Gel Vali Bey. Sen ne dersin Rüstem Paşa? Ben de sancağımdayken Piri Paşa ile alakalı bazı haberler aldım hünkârım. Merhum İbrahim Paşa'nın idamından huzursuz olduğunu söyleyenler olmuştu. Lakin bir ihanet içerisinde olacaklarını sanmam. Vali Bey, vaziyet şudur. Ramazanoğlu Piri Paşa hakkında ağır ithamlar var. Derler ki Tahmasp ve Memlük emirleriyle birlik içerisinde bir isyan hazırlığındaymış. Hünkârım, kendisiyle alakalı fazla bir malumatım yok. Lakin bugüne kadar hakkında kötü bir şey işitmedim. Her şeyin bir iki vardır Bali Bey. O yüzden de her ihtimali düşünüp tedbirli olmak lazım. Malum önümüz bahar. Bu olan karışık. Sefere çıkabiliriz. Rüstem Paşa'nın hakkı var. Ayas Paşa, sen bu meseleyi tetkik et. Lakin tahkikata fazla uzatma. Vaziyet hakkında bana derhal malumat ver. Emri ferman yüce hünkârımızındır. Ne oluyor hatun? Nereye götürüyorsun beni? Hürrem Sultanımız nerede? Şah Sultan'ın böcekleri haremde cirit atıyor. Emniyet için meşkhanede görüşecekler sizinle. Meşkhane mi? Bismillah. Ne olmuş buna? Sultan. Zümrüt'le ne oldu? Fariye Hatun'a baktın mı? Dairesinde mi? Hayır sultanım, yok. Hemen git buradan. Ben de kimseye yakalanmadan odama gideyim.
Bekle Hatun, sen de benimle geliyorsun. Olmaz ağam. Dönmem lazım. Benimle geliyorsun Hatun, emri böyle. Sultanım. Sultanım. Şahin Abu ölmüş. Sultanım siz bekleyin burada durun. Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor orada? Melun! Allah! 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 Uyarım! Allah! Söyle çabuk. Maalesef Cafer Ağa'dan hala haber yok sultanım. Nasıl olur? Şimdiye kadar çoktan dönmüş olması lazımdı. Biraz daha bekleyelim. Sabaha kalmaz neler olduğunu öğreniriz. Vaziyeti nasıl Sümbül? Yarası derin değil sultanım. Allah korumuş. Şahin Ağa'yı kurtarayım derken canından olacaktı. Öldürmek isterken diyecektin herhalde, öyle değil mi? Anlat Hatun. Kimsin? Bugüne kadar neler yaptın? Kime hizmet ettin? Nelere sebep oldun bilmek istiyorum. Esas ismim Diana. Manisa'da Mahidevran Sultan'ın kalfasıydım. Kendileriyle birlikte geldim Bağdat'a. Hatice Sultan'ın emrine verdiler beni. Demek Mahidevran getirdi seni. Hamamda beni öldürmek isteyen de sendin, öyle değil mi? Doğrudur sultan. Sümbül Ağa kapıya gelince iş bozuldu. Zira yakalanmadan halletmem emredilmişti. Sonra neden yapmanın peki? Defalarca fırsatın oldu. Şah Sultan mani oldular. Şah Sultan. Hamamdaki hadiseden haberleri yoktu. Öğrenince vaziyete el koydular. Siz de beni mükafatlandırıp hizmetinize alınca casusluk etmemi istediler. Hey mel'una. Allah bilir ne haberler götürdün. Sultanım emredin icabına bakalım. Devam et. Ali Bey'im. Geçmiş olsun Hatun. Nicedir kendine gelmeni bekliyorum.
Anlat bakalım. Dün gece neler oldu? Bu hatun şeytana pabucunu ters giydirir vallahi. Nasıl da anlamadım. Beni bile kandırdı melauna. O kadar da kefil oldum. Size karşı mahcubum sultanım. Sümbül ağa olan oldu. Biz bunun sonrasına bakalım. Bali Bey sorgu sual ediyordur şimdi. Bağışlayın fakat onca hadiseden sonra nasıl itimat ederiz bu hatuna? Bir kişi düşmanlıktan geçip dostluk etmişse ona güven. Bir daha asla düşmanın olmaz. Sen de bir vakitle karşımdaydın Sümbül ağa. Ama şimdi yanımdasın. Bana sadıksın. En doğrusunu siz bilirsiniz elbette ama ben yine de bu hatuna odama gidiyordum beyim. Sesler işittim. Boğuşma sesleri. Hemen koştum tabii. Bir de baktım ki Şahin ağa yerde can çekişiyor. Başında da bir ağa. Emin misin Hatun? Ben sizi has odanın önünde gördüm. Şahin ağa ile birlikte gidiyordunuz. Doğru, evet. Kendisi çağırdı beni. Beraber yürüdük. Sonra ben yanından ayrıldım. Ne diye çağırmış seni? Ne konuştunuz? Hayli sıkıntılıydı beyim. Hürrem Sultan'ı görmek istediğini söyledi. Neymiş mesele? Hatice Sultan'ın aleyhine ifade veren bir cariye vardı. Limandan kaçarken yakalanan. O hatun kayıpmış. Sen sultanımıza haber ver dedi. Tam ayrıldım giderken hadise vuku buldu. Canımı zor kurtardım. Sultanım. Bali Bey. Bir ağa elini kolunu sallayarak hareme giriyor. Koskoca kapı ağzını öldürüp en yakın kalfamı yaralıyor. Hadiseyi bizzat tetkik ediyorum sultanım. Bari Bey sana itimarımdan. Her kim yaptıysa bu. Zira bir kaba ağzı bu şekilde öldürülüyorsa hiçbirimizin emniyeti yok demektir. Sultanım, tahmin ettiğimiz gibi Fahriye Hatun yaralanmış ama yaşıyor. Maalesef Cafer Ağa'yı öldürmüşler. Her şeyi anlatacaktır şimdi. Herkes onu Hürrem'in kafası biliyor. Kimse lafına itibar etmez. Hürrem bilecek ama. Hürrem kendi derdine yansın. En mühim adamı artık yaşamıyor. Kapağısını kaybetti. Bir an evvel oraya bize sadık birini yerleştirmemiz lazım. İşte o vakit Hürrem'in etrafını kuşatırız. Merak etmeyin sultanım. Her şeyi istediğiniz gibi anlattım. Kendi kastıkları kuyuya düşecekler. Ama istediklerini de aldılar. Şahin ağa öldü. Allah rahmet eylesin. Bana sadakatle bağlıydı. Kendilerine yakın bir ağanın tayin edilmesini isteyecekler sultan. Zaten maksat buydu. Biliyorum. Ama buna müsaade etmem. Sen şu büyü meselesini anlat. Salih Hatun ne yaptığını tam olarak ben de bilmiyorum sultan. Lakin tütsünün içine ne koyuyorlarsa sizi asıl rahatsız eden şey oydu. Bundan böyle daha rahat uyursunuz. Demek bu yüzden. Fahriye Hatun'u bizzat sorgu sual ettim hünkârım. Kapı ağası onu çağırmış. Hürrem Sultan'la görüşmek istediğini söylemiş. Sultanımıza haber vermek için yanından ayrıldığı vakit hadise vuku bulmuş. Kim yapmış olabilir? Hünkârım, kapı ağası vazifesi icabı birçok kişiyle muhatap oluyor. Sarayda husumet içinde olduğu birileri olabilir. Hmm.
sultanlarımızla bir alakası olabilir mi? İhtimal vermek istemem. Lakin geçen gün limanda yakalanan bir cariye vardı. Hatice Sultanımızın cariyesi. Malum sultanımızın aleyhinde ifade vermişti. Evet. Hatun kayıp. Hiç kimse nerede olduğunu bilmiyor. Keskin eylesin. Amin. Hünkârımız düşman avlayan askerlerle kafirlerin üzerine yürüdü. Ve şahfazlarımın hücumuna küffar dayanamadı. Derya aslanı Hızır Hayrettin Paşa da gazilerimi görmeye geldi. Hızır Hayrettin Paşa kaptanı derya olalı. Küffar kayık bile yüzdürmekten korkar oldu. Allah kapıdan paşamızın ve gazilerimizin yüzünü ak eylesin. Amin. Signora, iyi misiniz? İyiyim sultanım. Nergişah Sultan, çok güzel bir kız. Tanrı onu size ve şehzademize bağışlasın. Amin. Epey sıkkın gördüm sizi. Geminiz yandığı için mi üzgünsünüz hala? Nasıl üzülmeyeyim sultanım? Zararım çok, mağdur oldum. Bu mevzuda yardım etmek isterim size ama... Aslında yardımcı olabilirsiniz sultanım. Malumunuz Smirna ve civarından alıp sattığımız zeytin ve üzüm bizlere çok az veriliyor. Eğer şehzademiz bu ticaretin daha fazlasına müsaade ederlerse... Ticaret imtiyazı mı istiyorsunuz? Umarım yanlış bir şey söylemedim sultanım. Bu tür bir imtiyazın bazı vakitler uygulanabildiğini duymuştum. Gazi yiğitlerimiz Akçe'de atılsın. Şehzadem, yüce Rabbim gülen ve aydınlık yüzünüze gam keder getirmesin. Amin. Gazi yiğitlerimiz bir yana, devlet âliyenin dört bir tarafında halkımız ve askerlerimiz isminizi haykırıyorlar. Bu sese kulak verin elbet.
Ancak sizi sahar etmesine de müsaade etmeyin. Merak etme Kapıdan Paşa. Hiçbir ses vicdanımın sesini bastıramaz. İmtiyaz meselesini şehzademle konuşurum. Usullere aykırı bir husus yok ise yardımcı olur elbet. Size minnettarım sultanım. Yüce gönlünüze lütfedersiniz. Şehzadem de geldi. Nalidan. Sinyorem, demek buradasınız. Mahidevran Sultan Hazretleri görmek istemişlerdi beni. Kendileriyle vakit geçirmek büyük şeref. Âlâ. Gidiyor muydunuz? Evet şehzadem. Bir akşam tekrar ağırlamak isterim sizi. Müsaadenizle. Şehzadem. Sultanım. Validem. Mimarbaşı Alaaddin Ağa ile görüştüm hünkârım. Hürrem Sultan Hazretleri'nin yaptırmak istedikleri cami için çalışmalar süratle devam ediyor. Ne vakit göreceğiz bu çalışmaları? Zannediyorum 10 gün içerisinde tamamlanır hünkârım. Ebu Suud Efendi sizlere bizzat kendi takdim edecek. Âlâ. Vezir-i Azam Ayas Paşa Hazretleri. Hünkârım. Neredesin sen Ayas Paşa? Başlayın hünkârım. Ramazanoğlu Piri Paşa hakkında beklediğim malumat geldi. Onu tetkik ediyordum. Derhal malumat ver. Neymiş işin aslı? Maalesef Teke Sancak Bey İskender'in verdiği malumatların doğru olduğu yönünde haberler geldi. Piri Paşa, merhum İbrahim Paşa'nın idamıyla devletin zayıfladığını söyleyerek alenen isyana teşvik edermiş herkesi. Hünkârım, zinhar. Buna ihtimal bile vermem. Piri Paşa devleti aliyeye bağlı şerefli bir Osmanlı beyidir. Biz de öyle biliriz paşam. Lakin maziyi unutmamak lazım. Piri Paşa'nın ailesi vaktiyle Memlüklere hizmet ediyordu. Atalarının beyliğini canlandırmak isteyebilir. Mazi ve ihtimalle hiçbir kul itham edilemez Müstem Paşa. Lokumla şerbetle göz boyama efendi. Nerede benim kan siyerlerim? Hadi getir. Az biraz soluklanın Şeker Ağam. Şimdi hazır ederim hepsini. Ey ahali! Duyduk duymadık demeyin. Merhum İbrahim Paşa'nın paha biçilmez hususi eşyaları mezat yoluyla satılacaktır. Ya doğru mu işittim ben? Doğru da ağam. Kimin gücü yeter ki Maktul Paşa'nın eşyalarını satın almaya? Ecnebisiyle zengini alıp götürecekler malları. Sen şu kaz ciğerlerini hallet. Bir de ben bakayım. Dikkatli olun efendi. Usuller neyse aynen tatbik edilsin. Merak buyurmayın Kazasker efendim. Ebu Suud efendi. Nasıl efendi? Hayrola? Hangi rüzgar attı seni buraya böyle? İbrahim Paşa'nın hususi eşyalarının haraç mezat satıldığını işittim de. Usuller böyle. Nasıl efendi? Herhangi bir hadise çıkmasın diye ben bizzat nezaret ediyorum. Hatice Sultanımız buradalar. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz Kasım Paşa. Vezir-i Azam'ın yaptırdığı tahkikat ortada. Belli ki Ramazanoğlu Piri Paşa ihanet içerisinde. Mutlak surette bir hata olmalı hünkârım. Meselenin takibi için emirlerinizi bekliyorum. Müsaade edin kendisiyle bizzat ben ilgileneyim.
Lüzum yok. Lütfi Paşa. Silahdar, sipahi ve yeniçeri kullarımdan 3000 asker al. Civar vilayetlere sana yardım etmeleri için ferman gönderilecek. Piri Paşa ve ona yardım eden her kim varsa hepsinin kellesini al. Emru ferman yüce hünkârımızındır. Hünkârım, arzu ederseniz bu vazifeyi Şehzademiz Mustafa Hazretlerine tebliğ ederim. Hem kendileri için de büyük bir tecrübe olacaktır. Güzel düşündün. Hem Şehzadem Manisa'dan daha kısa sürede vaziyete el koyar. Derhal Mustafa'ya haber gönderilsin. Emredersiniz hünkâr. Rüstem Paşa, sen de bir an evvel Diyarbakır'a dön. Orayı daha fazla boş bırakma. Emredersiniz hünkâr. Hünkârım. Kıymetli vaktinizi almak istemem. Fakat size arz etmek istediğim bir husus var. Gel Lütfi Paşa. Paşa Hazretleri, sizi tebrik ediyorum. Meseleyi süratle hallettiniz. Sıradaki Osmanlı Bey'i hangisi merak ediyorum doğrusu. Sen beni neyle itham ediyorsun Kasım Paşa? İtalya seferinde yaptıklarınız ortada. Başarısızlığın acısını böyle mi çıkarıyorsunuz paşa? Karşınızda Vezir-i Azam var. Sizin haddinize mi düştü böyle konuşmak? Sen kimsin de bana had bildireceksin paşa? Kasım Paşa! Derhal sarayı terk et! Gözüm görmesin seni. Neden haber vermediniz bana? Sultanım, bağışlayın. Zira bu benim tasarrufumda değil. Dur efendi, dur. Çıkar üstündekini. Sen de kimsin? Dünya kadar akçe saydım ben bu kaftana. Uzatma. Al. Ne masraf ettiysen misliyle var burada. Çıkar şimdi. Eşyalarını hepsini ben satın almak istiyorum Ebu Suud Efendi. Zannediyorum bu mevzuda yardım edeceksinizdir bana. Yüce Rabbim size sabır versin sultanım. Dayanma gücü versin. Amin. İsyan etmeden tevekkül içinde Rabbimize sığının sultanım. Sığının ki kalbinize huzur da olsun. Bu hayat. En çok sevdiğimiz insanın hatıraları mezatta satılıyor olsaydık, siz huzurlu olabilir miydiniz? Mezat bitti efendi. Kaldır eşyaları. Zira hepsi satıldı. Nasıl olur Kazasker efendi? Usuller belli. Topyekun satış olmaz. Beni şikayet ederler sonra. Sen benim dediğimi yap efendi, tamam mı? Sual eden olursa bana havale edersin. Şimdi sen hesabını kitabını yap. Meblağ neyse fazlasıyla ödenecek. Peki efendim. Hı. Hadi bak. Sultan. Sağ olun Ebu Suud efendi. Bu iyiliğinizi asla unutmayacağım. Estağfurullah sultanım. Ne iyiliği. Ancak hizmetimiz olur size. Hala. Sizden bir ricam daha olacak. Nasıl efendi? Oo, hayrola Şeker Ağa. Ismarlamam gereken erzaklar vardı da onları almaya geldim. Hatice Sultanımız değil mi o? Ne gördün ne işittin Şeker Ağa. Yoksa fena yakarım canını. Benim kaz ciğerleri çoktan gelmiştir.
Ben gideyim onlara bakayım. Söyle bakalım Lütfü Paşa. Nedir konuşmak istediğin mesele? Hünkârım, malumunuz üzere kapı ağası Şahin Ağa'yı elin bir hadisede kaybettik. Onun yerine bir kapı ağası tayin edilmedi henüz. Anlaşılan münasip bulduğun biri var. Siz de münasip görürseniz yıllardır bana ve Şah Sultanımıza sadakatle hizmet eden Mercan Ağa'yı tavsiye ederim hünkârım. Kimdir bu Mercan Ağa? Mercan Ağa'yı yıllar önce bana siz göndermiştiniz hünkârım. Kendisi Enderun'da yetişmiş, akıllı ve kabiliyetli bir ağadır. Daha da mühimi, size ve hanedanımıza sadık bir neferdir. Sultanım, size bahsetmiş olduğum Aslan Ağa geldi. Sultanım. Sümbül Ağa seni pek methetti. Eksik olmasınlar sultanım. Mübalağa etmişler. Aslan Ağa. Seni tavsiye edeceğim vazife çok mühim. Karşılığında istediğim tek şey sadakat. Gerektiğinde sar, dilsiz olacaksın. Gerektiğinde kuş uçurtmayacak kadar dikkatli. Canım yolunuza feda olsun sultanım. Size hizmet etmek şereflerin en büyüğü. O halde benden haber bekle. Çekilebilirsin. Yüce Rabbim her daim tövbe edenlerin yanındadır sultanım. Bugüne kadar işlediğiniz bütün günahlarınız için tövbe ettiniz mi? Ettiniz mi? Ettim. Ettiniz mi? Ettim. Madem öyle, söylediklerimi aynen tekrar edin sultanım. Ya Rabbi, buluğa erdiğim andan bu ana gelinceye kadar İslam düşmanlarına ve bidat ehline aldanarak edindiğim yanlış ve bozuk itikatlarıma. Ya Rabbi, dua erdiğim andan bu ana gelinceye kadar İslam düşmanlarına ve bidat ehline aldanarak edindiğim yanlış ve bozuk itikatlarıma ve bidat fısk olan söylediklerime, dinlediklerime, gördüklerime ve işlediklerime pişman oldum. Gel. Şehzadem. Rahatsız etmiyorum inşallah. Ne rahatsızlığı Esma Hanım? Gel. Bir şey mi oldu? Ben sadece seni görmek istedim. Epeydir sohbet edemiyoruz. Mütemadiyen dairende olduğumu söylüyorlar. Bitirmem icap eden bazı kitaplar var. Bu lisanı bilmiyorum. Bana burada ne yazdığını anlatır mısın? Ailem. Sabah daireme geldiğini söylediler. Merak ettim. Hususi bir sebebi yok valide. Sizi ve Cihangir'i ziyaret etmek istemiştim sadece. Âlâ. Esma Hanım, sen nasılsın? Saatinize duacıyım sultanım. Müsaadenizle. Mihrimah beni bekler. Şehzadem. Sultanım. Esma. Thank you.
sık sık geliyor mu ziyaretine? Bazen gelir sohbet ederiz. Neden sual ettiniz? Bir sakıncası mı var? Onunla görüşmende bir sakınca yok Mehmet. Ancak dairende olmaz. Hele ki yalnız görüşmen zinhar münasip değil. Ne diyorsunuz siz valide? Esma benim kardeşim sayılır. Mehmet, ben de bu yüzden ikaz ediyorum zaten. Hakkınızda dedikodu çıkmasını istemem. Ayrıca mesafeni koru. Koru ki alakanı yanlış anlamasın. Sultanım. Hoş geldiniz paşa. Hünkârımızla konuşabildiniz mi? İnşallah ikna etmişsinizdir. Arzu ettiğiniz üzere mercanı kapağısı olarak tavsiye ettim. Lakin hünkârımız bunu biraz düşünmek istediklerini söylediler. Hürrem'e danışırsa kötü. Ne yapar eder mani olur. Eğer Hürrem'in saltanatına son vermek istiyorsak o vazifeye bizden birinin geçmesi şart. Ayaz ve Rüstem olduğu müddetçe kapağısı bizden olmuş ne fayda sultanım? Onların da sonu gelecek. Siz Hatice Sultan'a destek oldukça kimin sonu gelir orası hiç belli olmaz sultanım. Ne demek şimdi bu? Attığınız adımlara dikkat edin demek. Hürrem Sultan'ı sevmeye mecbur değiliz ancak saygı göstermek zorundayız. Hal ve tavırlarınızla alenen düşman etmeyin bize sultanım. Nasıl korkmam Süleyman? Kapa ağası haremde öldürüldü. Bana yapılanlar da malum. Dairemden çıkamaz oldum. Haremi sen idare ediyorsun. Her şey senin elinde. Buna rağmen hadise eksik olmuyor Hürrem. Süleyman, mesele de bu zaten. Sultanlarımız benim haremi idare etmemden rahatsızlar. Nasıl olur da bir köle haremi yönetir diyorlar. Köle. Süleyman. Benim sebebi varlı. Böyle manasız şeyler için canını sıkmak istemem. Her türlü tedbiri alıyorum. Bundan böyle haremde hiçbir sıkıntı olmayacak. Yalnız bir anne ve yeni kapı ağası tayin etmek lazım. Sen o hususu merak etme. Bir ağ var, Aslan Ağ. Afife Hatun da Sümbül Ağ da pek methettiler onu. Enderun'dan yetişme. Oldukça kabiliyetliymiş. Eğer sen de münasip görürsen. Ben başka bir ağ tayin ettim zaten. Öyle mi? Kim oldu? Mercan Ağ. Bana derhal Rüstem Paşa'yı bul. Sultanım. Derhal dedim. Hala cevap yazmadı. Zaten o günden beri hiç görmedim. Çekiniyor olabilir. Zannetmem. Hem neden çekinsin ki? Bir sultan olduğunu unutuyorsun bazen. Sana bakması bile yasak. Ayrıca sizi takip eden biri olduğunu unutma. Bir şekilde haber yollayabilir. Dedim ya, çekiniyor. Bunu senin yapman daha kolay. Hayır, olmaz. O kadar hevesli görünmek istemem. Hem bir cevap vermesi gereken o. Beyim, bir sıkıntım var belli. Günlerdir dalıp gidiyorsun. Yoksa aklını meşgul eden biri mi var? Kim olacak? Nasuh Efendi. Mihrimah Sultanımız mesela. Ne diyorsun sen? Nasuh Efendi. Nasıl laflar bunlar? Neden olmasın beyim? Sultanımızın sana olan alakası malum.
çocukluğundan kalma saf bir alaka sadece. Gel Mercan. Afife Hatun'un sana bir haberi var. Karar sana bugün tebliğ edilecek ha. Lakin Şah Sultanımızı ziyaret etmişken haber vereyim dedim. Hünkârımız seni saraya kapı ağası olarak tayin ettiler. Emri ferman yüce padişahımızındır. Yarın sabahtan itibaren vazifene başlayacaksın. Ona göre hazırlığını yap. Sultanım, müsaadenizle benim saraya dönmem lazım. Çekilebilirsin. Nedir bu halin Mercan? Kapı ağası oldun, sevinmedin mi yoksa? Sultanım, ben sizin hizmetinizde olmaktan memnunum. Mümkünse yanınızdan ayrılmak istemem. Ayrılmayacaksın zaten Mercan. İstediğin vakit gelirsin. Hem bu vazife sayesinde daha büyük hizmetlerin olacak. Madem siz öyle münasip gördünüz. Şah Sultan istediğini aldı. Mercan artık sarayda. Saraya girmek mühim elbette sultanım. Lakin daha da mühimi sarayda kalabilmektir. Burnu bile kanasa benden bilirler. O yüzden sabırla bekleyeceğiz. Yakında gidecek sultanım. Sadece o da değil. Şah Sultan'ın da Hatice Sultan'ın da sonu geldi. Ne demek bu? Malumunuz. Ne vakittir İbrahim Paşa'nın kayıp altınlarını arıyorum. Nihayet ortaya çıktı. Neredeymiş? Tahmin ettiğiniz gibi sarayda. Sultanlarımız tarafından itinayla saklanıyorlar. Nasıl öğrendin? Emin misin bundan? Bugün çarşıda mezat kuruldu sultanım. İbrahim Paşa'nın hususi eşyaları satışa çıktı. Ancak mezat yapılmamış. Zira birisi her şeyi satın almış. Hatice Sultan. Tereke karşılığı 600.000 akçe ödenmiş. Sultanın bunu misliyle ödeyecek serveti var elbette. Ancak tahsisatını saraydan alan bir sultanın her harcadığı kuruş zapta geçer. Ne hikmetse bu geçmemiş. Başkasından para almış olamaz mı? Yahudi sarraflardan borç almış olabilir. Ama bu daha tehlikeli. Bunu göze alabileceğini sanmam. Bir tek ihtimal kalıyor. Saraya köşe, bucak aradılar demedin mi? Çok iyi saklandığına eminim sultanım. Bulmamız imkansız. Rüstem mutlaka ortaya çıkarmalıyız. Hünkârımıza ispat etmeliyiz. Bunun bir yolu var sultanım. Biz altınlara gidemeyiz ama altınlar bize gelebilir. Şehzadem. Konağıma gelerek şeref verdiniz. Signora. Yahya Bey, siz hoş geldiniz. Başlayın beni şehzadem. Senyor Benito ve eşleri benim çok eski dostlarımdır. Kendileri Sakız Adası'nda yaşıyorlar. Geleceklerinden haberim yoktu. Çok kalmayacaklar. Ama sizi rahatsız edecekse gönderebilirim. Lüzum yok. Harem ne vaziyette Fidan? Her şey yolunda değil mi?
Yolunda çok şükür sultanım. Yeni cariyeleri eski taşra aldım. İçlerinden en akıllı, en güzellerini şehzademiz için hususi hazırlıyorum. Aman ihmal etme. Aslanıma bir an evvel şehzade doğuracak bir hatun lazım. Gel Ayşe Hatun. Sultanım. Nergis Şah nasıl? Bir şey mi oldu yoksa? İyiler çok şükür. Şehzade Hazretlerinin yanına gitmiştim. Ancak çıkmışlar. Çıkarken sana haber verecek değil ya. Bağışlayın sultanım. Belki bilmek istersiniz diye. Sen torunumun yanına dön. Gece vakti nereye gitmiş şehzadem? Git öğren çabuk. Emredersiniz. Sizinle tanışmak büyük şeref Şehzade Hazretleri. Halk sizi çok seviyor. Verdiğiniz adil kararlarla herkesin kalbinde taht kurmuşsunuz. Yüce hünkârımız Sultan Süleyman Han'ın adaletidir bu, Senyor Benito. Bizler sadece en iyi şekilde tesis etmeye çalışırız. Elbette şehzadem. Signora Gabriela sizden övgüyle bahsetti. Kendisine ticaret işlerinde yardımcı olmuşsunuz. Aslına bakarsanız bizim de ciddi sıkıntılarımız var. İtalya seferi sırasında yaşanan sıkıntılar giderildi. Biliyorum şehzadem. Bunun için size minnettarız. Ancak malumunuz bazı mahsuller bize çok az veriliyor. Belirlenen satış hududu çok düşük. Ticaret hevesinizi anlıyorum, Signor Benito. Lakin ahitnamelerde size verilen haklar teferruatıyla belirtilmiştir. Bunun dışına çıkamayız. Devlet-i Aliye'nin en kıymet verdiği mesele, reayanın ihtiyaç mahsulünü rahatlıkla ve ucuza temin edebilmesidir. Bu yüzden buğday, arpa, deri, ipek, güherçile memnu meta sayılıp ihracı yasaklanmıştır. Ancak ihtiyaç fazlası olduğu vakit ihracına izin verebiliriz. Bazı istisnai durumlar mevcut şehzadem. Mesela Signora Gabriela için sağladığınız imtiyaz. Bu geçici bir imtiyaz Signor Benito. Şehzademiz lütfettiler. Elbette. Ancak bu Osmanlı ticaret hayatını canlandırmak için ilham verici bir karar. En azından biz Cenevizler için bu sağlanabilirse... Signora Gabriela için verdiğim ticari imtiyaz... kendisinin de söylediği gibi sadece bir defaya mahsustur. Bu muazzam yemek için teşekkürler Signora. Şehzade Hazretleri. Şehzadem, bağışlayın beni. Emin olun ikaz ettiğim bu mevzularda konuşmasınlar diye. Ama sizi rahatsız ettiler. Mühim değil. Bir tüccar her zaman tüccardır. Birazdan gidecekler şehzadem. Lütfen kalın. Bu geceyi sizinle birlikte geçirmeyi çok isterim. O yüzden mi davet ettiniz dostlarınızı? Hayırlı akşamlar. Paşam hoş geldin. Hoş buldum. Hazırlık yaptırdım hatun. Bir iki güne yola çıkıyoruz. Bir müddet daha kalacağımızı söylemiştin. Altınlardan mütevellit bekliyordum. Zira artık lüzum kalmadı. Ne oldu ki? Buldun mu yoksa? Gel. Ayas Paşa benim uzak durmamı istedi.
Belli ki meseleyi kendi çözmek niyetinde. Zannediyorum nerede olduğunu da öğrenmiş. Bir kez daha arayacaklar sarayı. Hangi saray? Hangi saray olacak hatun? Şah Sultanımızın oturduğu sarayı. İstihbarat almışlar belli ki. Orada olsaydı çoktan bulunurdu. Öyle. Lakin saray büyük. Bir yerlere gömülmüş olabilir. Ha? Bunca çabama rağmen altınları Ayazbaşı bulacak. Mükafatı da takdiri de o alır artık. Doğru değildir paşam. Bir şey çıkacağını sanma. Ben sofrayı hazır edeyim. Et hatun et. Hazır et. Mercan'ın kapağısı olması mühim. Böylece Hürrem'in bir kolunu kesmiş olduk. Evet. Bizim haberimiz olmadan altın yoldan diğer tarafa geçemez artık. Evet. Ama esas Malkoçoğlu'nu kendi saflarımıza çekmemiz lazım. Buna lüzum yok. Zira onun varlığı bile Hürrem'in kirli işlerinin önünde engel. Öyle diyorsun ama Mehrimah'ı unutma. Çocukluğundan beri Malkoçoğlu'nun adını sayıklar durur. Eğer aralarında bir münasebet olursa Hürrem avucuna alır onu. Aralarında bir şey var mı? Bali Bey'in bir alakası olduğunu zannetmiyorum. Ama kim hünkârımızın yegane incisi Mihrimah'ı reddedebilir ki? Gel. Hünkârım. Çekilebilirsin. Gel Mercan Ağa. Yüce gönlünüzle mühim bir vazife bahşettiniz kulunuza. Canım yolunuzda feda olsun. Hayli zor bir vazife seni bekliyor Mercan Ağa. Bana sadakatle hizmet edeceğinden şüphem yok. Ayas Paşa geldiler hünkârım. Huzura kabul için bekliyorlar. Âlâ. Gelsin. Hünkârım. Gel Ayas Paşa. Mercan, çekilemezsin. Nedir o? Kubbe Veziri Kasım Paşa hakkında hünkârım. Eğer siz de münasip görürseniz kendisinin makamından azledilmesini arz ederim. Tebrik etmeyecek misin beni? Ayaklar boş oldu. İfrit. Hemen de dilin çözülmüş maşallah. Sümbül Ağa. Bundan sonra ayağını denk al. Zira gözüm üzerinde olacak. Sultanım. Mercan Ağa, seni gördüğüm iyi oldu.
bizzat tebrik etmek isterim. Mesuliyetlerin ağır, Allah yardımcın olsun. Amin sultanım. Sizlere hizmet etmekten büyük şeref duyacağım. Müsaadenizle. Sümbül'e bırak şimdi onu. Daha mühim işlerimiz var. Hak haliniz var sultanım. Sultanım. Rüstem Paşa haber yolladı az evvel. Gece vakti Nigar Hatun'la konuşmuş. Nigar da paşa sabahleyin çıkar çıkmaz yola revan olmuş. Nasuh Efendi gelmiş buraya. Birlikte çıkmışsınız. Beni mi takip ediyorsun sen? Merak ettim sadece. Nereye gittiniz? Çarşıya gittik birlikte. İbrahim'in hususi eşyaları mezata çıkarılmış. Sağ olsun Nebusud Efendi yardımcı oldu da hepsini alabildim. Neyle aldın peki? Kendi cebinden harcadın inşallah. Hatice ne yapıyorsun sen? O paranın tek bir kuruşuna bile dokunamazsın. Meblağ oldukça yüklü. Borç almaya vaktim olmadı. Kendi cebimden harcasam da dikkat çekerdi. Mecbur kaldım. Sultanım. Sultanım. Hayrola Nigar? Sultanım. Sizleri rahatsız ediyorum ama kulağıma bazı şeyler çalındı. Rüstem'in söylediğine göre Ayas Paşa altınların burada olduğunu düşünüyormuş. Kasım Paşa'nın azli nereden icap etti? Kendisi uzun zamandır aleyhimde konuşuyor hünkârım. Divanda herkesin önünde saygısızca davranmayı adet edindi. Son hadisede ise haddini iyice aştı. Ramazanoğlu Piri Paşa'nın kellesini alma kararınızın doğru olmadığını, buna mani olunması gerektiğini anlatıyor her yerde. O halde Kasım Paşa'yı azlediyorum. Kendisine tebliğ edersin. Emredersiniz hünkârım. Gel! Hünkârım, Hürrem Sultan geldiler. Gelsin. Başka bir şey yoksa çekilebilirsin Ayas Paşa. Bir husus daha var hünkârım. Süleyman, beni görmek istemişsin diye vakitsiz geliysem. Söyle Ayas Paşa. Hızır Hayrettin Paşa'nın Manisa'da olduğunu haber aldım. Payitahta dönerken şehzademizi ziyaret etmek istemiş. Bir mesele mi varmış? Malumunuz, sefer sonrası asker vazife mahallerine çekildi. Şehzademiz Kaputan Paşa ile askeri teftiş edip para dağıtmışlar. Kaputan Paşa orada ne yapar? Madem gidecek bana neden evvelden haber verilmez? Hangi maksatla askere para dağıtıyor? Bu neyin mükafatı? Biz seferi nihayete erdiremeden döndük Ayas Paşa. Ben de mana veremedim hünkârım. Çekilebilirsin. Süleyman neden kızdığını anlamıyorum. Şehzademiz askere para dağıtmışsa ne olur? Her şeyin bir yeri, bir vakti var. Münasip gördüğü şekilde keyfi hareket edemez. Asker Şehzade Mustafa'yı çok sever. Bilhassa Yeniçeriler. Şehzade Mustafa bu alakaya karşılık verecek elbet. Ayrıca bir şehzadenin vazifelerinden biri bu değil mi? Biraz yalnız kalmak istiyorum Hürrem. Başka da bir şey söylemedi.
Bütün bildiğim bu. Sultanım, vaziyet ciddi. Eğer altınlar burada çıkarsa sizden bilirler. Hatice, bak Nigar doğru söylüyor. Altınlar ortaya çıkarsa bizden bilecekler. Beğendin mi yaptığını? Gidip o eşyaları aldığın için oldu bütün bunlar. Boşuna telaşlanıyorsun. Bulamazlar. Bulsalar da bütün suç benim zaten. Sultanım. Yoksa altınlar? En başında söylediğim gibi. Bütün altınlar müsaade edilmesi için saraya gönderilecekler. Hayır. Asla. Hatice inat etme. O altınlar burada olduğu sürece huzur yok bize. Sadece seni değil, beni ve Lütfü Paşa'yı da itham edecekler. O halde altınları başka bir yere taşırız. Nereye götüreceksin önce altını? Ha? Diyelim ki götürdün. Emniyetini nasıl sağlayacaksın Hatice? Gerekli hazırlığı ben yaparım. Gece vakti taşırız. Sen de söylemezsen kim nereden bilecek? Bilmez misin paşam? Ayaz Paşa kuyumu kazmaya çalışıyor benim. Hata ediyorsun paşa. Nihayetinde karşında bir vezir-i azam var. Hürmette kusura eyleme. Aksi halde haklıyken haksız duruma düşersin. Sükunetini muhafaza et. Zira sana bu divanda ihtiyacım var. Haklısın paşam. Haklısın da insan tutamıyor kendini. Vezir-i Azam Hazretleri, divanın toplanmasını buyurmuşsunuz inşallah. Doğrudur Lütfi Paşa. İstişare etmemiz gereken birçok husus var. Ha, Kasım Paşa, sen katılmayacaksın. Zira artık divanda değilsin. Ne demek bu paşa? Hünkârımıza azledilmen için terhis sundu. Yüce iradeleriyle derhal tasdik ettiler. Bırakın beni paşam. Sakin ol paşa. Vazifenden oldun, kellenden de olma mazanda. Sultanım, beni emretmişsiniz. Ne yoruluyor Taşlıçalı? Neden bana hiçbir şey anlatmıyorsun? Bağışlayın fakat neden bahsediyorsunuz anlamadım. Bir kusurum mu oldu sultanım? Dikkatimden kaçıyor sanma. Şehzadem bazı geceler dışarı çıkıyor. Derhal izah et ver. Nereye gidiyorsunuz, ne yapıyorsunuz bilmek istiyorum. Siz telaş etmeyin sultanım. Şehzademle dolaşıyoruz. Bazı geceler ava gidiyoruz. Bazı gecelerde şuara ile sohbet edip şiirler dinliyoruz. Şuara arasında Cenevizli hatunlar da var mı? Sakın inkar edeyim deme. O hatuna gidiyor değil mi? Signora Gabriela'ya. Bir iki kez ziyaret edip sohbet ettiler. Ancak müşteri oldum. Sizi rahatsız edeceğim. Açın kapıyı. Gel. Validem, hoş geldiniz. Ben de divana gitmek üzereydim. Acil değilse daha sonra konuşalım. Şehzademle beni yalnız bırakın. Kötü bir havadis mi var? Signora Gabriela ile aranızda ne var? Ne demek bu şimdi? Geldim yoksa? Hayır gelmedi.
Vaka sen yeterince gidiyormuşsun yanına. Size izahat verecek değilim. Mustafa'm. Helena yüzünden başına gelenleri unuttun. Aynı şeyleri bir kez daha mı yaşamak istiyorsun? Şehzadeyle bugün görüşecek misiniz sinyora? Hayır, bu mümkün değil. Dün geceden sonra şehzade çok rahatsız oldu. Şehzadeyi bize imtiyaz vermesi için ikna edin. Ne kadar çabuk, o kadar iyi. Hem böylece siz de kardeşiniz Lucrezia'ya kavuşursunuz. Belki de şehzadeye anlatmalıyım bunu. O bana kardeşim bulur. Anlaşılan o ki Şehzade Mustafa'yla başka hayalleriniz var. Yalnız dikkatli olun. Şehzade gerçekte kim olduğunuzu, neler yaptığınızı duyarsa bu hayaller suya düşer. Ayrıca kardeşiniz Lucrezia'yı asla göremezsiniz. Ne yapıyorsun sen burada Hatun? Sultanım, bağışlayın beni, sizi fark etmedim. Ben sultanımıza bakıyordum. Ayşe Hatun nerede? Amama gittiler Fidan Hatun. Nergis Şah seni pek seviyor anlaşılan. Adın neydi senin? Rümeysa Sultanım. Rümeysa, kim verdi sana bu adı? Ben verdim sultanım. Esas adı bir tuhaf da bir türlü söyleyemedim. Neydi? Lucrezia. Nasıl oldun Fahriye? Yaraların iyileşti mi? Biraz ağrılarım var sultanım. Ama daha iyiyim. Birkaç güne kalmaz iyileşirim. Bundan sonra en yakınım da sen olacaksın. Canımı sana emanet edeceğim. Son nefesime kadar size sadakatle bağlı olacağımı yemin ederim sultanım. 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 Şah Sultan'ın sarayına bir araba yanaşmış. Altınları taşıyorlar. Gel. Hünkârım, Hürrem Sultan geldiler. Gelsin. Süleyman. Mimar başından haber yok mu hala? Çalışmalar devam ediyor. Bitince gelip gösterecekler. Vakfım oldukça faal. Yapılması icap eden çok şey var. Darüşşifa, medrese, mektep, arşivi. Zaman içinde olur elbet. Aslında bir külliye içinde hepsi bir arada olsun istiyorum. Gel. Hünkârım, Rüstem Paşa geldiler. Gelsin. Hünkârım. Rahatsız ediyorum. Ancak mesele miyim? Derhal malumat vermem lazım. Sultanım.
Hayırlı geceler. Size de hayırlı geceler Vali Bey. Sultanım. Malum mevzuyla alakalı. Cevabımı beklediğinizi söylemiştiniz. Beklettiğim için bağışlayın beni. Mehmet beni bekliyor. Vali Bey'im, sizinle konuşmak istediğim mühim bir mesele var. Hayırdır Mercan'a? Nedir mesele? Kolay gelsin ağalar. Destur! Sultan Süleyman Han Hazretleri! Çocuğun şunları.